bekliyoruz. İçeride Haaland hoca, öyle olsaydı. O gol girene kadar orta geliyor. Kuru çıkardı, çekti alanda doğru ama. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emzik Amak. Yeni bittim, hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bir ay sonra, uzun bir süre sonra kolektif güç rekoru kırma videosu yapıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi daha önce deneme videoları yapmıştık. Fakat ondan sonra bir sürü kaliteli oyuncu çıkardık. Bir sürü yüksek kolektif güçlü oyuncu çıkardık. Merak ediyoruz şu an kolektif gücümüz ilerledi mi? Ne durumda? Nasıl olacak? Bugün yeni bir kadro oluşturacağız arkadaşlar. Burada Silenge'yi yazıyor, fark etmişsinizdir. As dizilişim arkadaşlar bu. Silmemek için kendim bu şekilde kodladım. Bakalım inşallah silmeyiz. Kolektif güç rekorunuz kaç? Max kolektif gücünüz kaç? Yorumlara yazmayı unutmayın. En son bizim takımımızın kolektif gücü 3098'di. Yeni oluştur diyelim bir kolektif güç rekoruna doğru. Emin adımlarla ilerleyelim hocam. Onayla dedik ve şuradan geldik. 3098'i geçebileceğimizi ben düşünüyorum. Bence yaparız. Başarabiliriz hocam. Başaramadık abi. Neyi başaramadın ha? Şöyle geldik. Şimdi bizim kolektif güç için kullandığımız diziliş 3-1-3-3 normalde. Herhalde 3-4-3'tü ya. Yok lan. 3-2-3-1-4-2 aynen bu. Kolektif güç için biz bu dizilişi deniyoruz arkadaşlar. En baba bunda oluyor. Bunu hocam ofansif orta saha yaptık. Buna geldik. Ofansif orta saha yaptık. Messi'yi aldık. Buraya koyduk. Şimdi başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Mbappe sağ kanatta nasıl 102. Güzel, sağ kanatı güvene almış olduk. Stoperlere şimdi kolektif gücü arttıracak bir stoper koymam lazım. Buraya hocam bunu da koyduk. Şuraya kendimi koyacağım ki siz daha rahat görün diye. Şöyle ben buradayım artık. Buradayım be, buradayım. Burada iyi oyuncuları koyacağız. Yedeklere baktığımızda kim var buradan alınabilir. Kroy koyulabilir. Hatta şöyle böyle koyulabilir. Onun dışında şunlara geldiğimizde kim var, kim var? 99'luk Haaland var. Onu da koyduk, 102 oldu. Şöyle geldiğimizde Neymar aldık, buraya koyduk, 101 oldu abi. Daha sonrasında şöyle ilerlediğimizde başka kim var? Dosa göbeğe koyabileceğimiz bir oyuncu var mı? Şöyle ile rahat güzel. Şuraya geldik. Ronaldinho'yu aldık abi. Ronaldinho'yu şuraya koysak, şöyle yapsak, bunu 100 yapsak Snyder'i. Oyuncu rolleri göbek. 3084'e kadar çıktık şimdi, tamam mı? Burası güzel oldu. Şöyle baktığımızda Dosa, şimdi bunu koysak bu da 100 aslında. Dur bakalım, onu ayarlayacağız bir şekilde. 101 olan stoperimiz, takım oyun tarzımız hocam 100 olunca burada Ruben Diaz 101 oluyor. O mantıklı bir hamle olabilir. Kalede Casillas'ı kullanalım abi. Casillas'ın overall daha yüksek. 3086'ya çıkardık şimdi takımı. Böyle Vinicius'u alalım abi. Rummenigge'nin yerine koyduk. Buraya geldik hocam. Buraya bunu aldık. Buraya geldik. Bunu aldık. 97'lik. Burada 98'lik. Bu var abi. Van Nistelrooy'u alalım 98'lik olarak. Buraya geldik abi. Matheus'u aldık 98'lik. Buraya geldik. Zico'yu aldık abi. Arnold'u aldık. Iniesta 3097'yi çıkardı. Burada Kostic'in yerine alacağımız oyuncu en yukarıda Bastoni. 3099 ve 3100'ü bulduk hocam. Burada 96'lık bir oyuncu var. 97'lik bir oyuncu da aldık. Buraya koyduk. Bunlar 97'lik oldu yani, değil mi? 97, 98, 99 bandında oldular. Nasıl bir şey yaparız? Nasıl bir şey yaparız? Kötü zamanda biz varız zaten. Galatasaray'da mesela hiç iyiyken bizi çağırdı mı? Maradona'yı kullanabilir miyiz aslında? 99'luk Maradona 102'ye çıkıyor. O da 102'ye çıkıyor. O da 102'ye çıkıyor. Orada kullanamıyoruz. Buraya hocam bunu koyduğumuzda yok. 3091'e kadar çıkıyor. Mbappe'yi sol kanada koyarsak. Ama sağ kanada bu sefer koyacağımız oyuncu kalmıyor. Şöyle baktığımızda stoperlerden mesela Matheus'u mu koyalım abi? Matheus'u aldık. Aha! 3102'ye çıktı bak. Rekorumuz 3102'yi bulduk abi. 101, 101, 101. Bu Rodri'nin yerine Vieira'yı koysak abi. Yok, o da 98'lik sonuçta, bir etki etmiyor. Bunlardan birini göbekte kullanabilsek aslında 94 oluyor hocam. Buraya kim var? Iniesta'yı alsak, o da 3102 yapıyor. Şu Ruben Diaz'ı buraya koysak, yok Ruben Diaz burada oynayamıyor. O zaman Rodri'yi buraya koyduğumuzda 3102 şu an yeni rekorumuz olmuş oluyor mu abi? Yedeklerden 97'lik 2 tane oyuncumuz var. 3 tane oyuncumuz var. O 3 tane oyuncu yerine oyuncu alabiliriz. Bu 97'likler 100'e çıkıyor. He. Ama 98'den 100'e çıkmalar da mantıksız. Mesela Rijkaard'ı 98'den 100'e çıkan oyuncu arasında. Matheus'u buraya alsak. Rijkaard'ın yerine 101'e niye çıkmıyor lan bu? Çok üzücü. Takım oyun
şansını yükseltmemiz lazım 101'e çıksın diye. Ama o zaman da overall'lerden vermiş olacağız. Ama bu da bir tık ofansif bir takım oldu. Ama Matthews'u alıp biraz daha aşağı koysak şöyle. Gerçi aynısı olduğu için böylesi daha mantıklı. 3 tane stoper koyduktan sonra niye değiştirelim ki diye düşünüyorum. Böyle mantıklı. Tatlı bir katlı oldu. 3102 yaptık rekorumuzu. Başka alınabilir oyuncu da yok herhalde. Bundan bunun yer değişimi bir şeyi değiştirmiyor abi. Onun dışında bunu alsak şunların yerine şöyle yok iş yapmıyor. Şöyle yok burada da iş yapmıyor abi 97'lik. Bu 99'a çıkıyor gerçi de şunlar aynı overall olmasına rağmen bunlar da iş yapmıyor abi. Peki şöyle yaparsak 3101'e çıkıyor düşüyor. Şöyle yaparsak bu da 3101 oluyor. Bunlardan birini sağ kanada koyma ihtimalimiz de yok. Iniesta'yı koysak yok. Cruyff'tan vazgeçeriz. 2 overall düşeriz. Şu an hocam yapabileceğimiz en iyisi bu. Fikirleri verin. Sizce ne yapabilirim? Sizce nasıl yapabilirim? Yorumlarda buluşalım. O zaman ne yapıyoruz? Kolektif güç rekorunu kırdığımız katlomuzla online maça çıkıyoruz. Oynat bakalım. Evet hocam geldik maçımıza. Dün internet sorunum olduğu için videonun bu kısmı bir gün sonraya saktı. Karşınıza çıktık. Ben ama her max kolektif gücü videosunda şunu da söylüyorum yine tekrar edeceğim. Kolektif gücün hiçbir önemi yoktur. Bu oyundaki en önemli şey, en doğru yapılması gereken şey diziliştir. İkincisi bu oyundaki en önemli şey doğru oyuncunun doğru yerde oynatılmasıdır. Örnek veriyorum üçlü stoperle çıkıyoruz biz maça. Üçlü stoper özellikle PES 23'te futbol 23'te en mantıksız şeydir. Çünkü rakiplerin artık %80'i kanatlarla oynadığı için üçlü stoper dağılıyor. Üzerine de örnekler vereyim arkadaşlar. Galatasaray Tunç Akgül. Hoş geldin Real Tunç. Mesela sağ kanatta 102 Mbappe oynarken ben oraya 96'lık Figo 96'lık Beckham oynatıyorum. Hatta sol kanatta Neymar var. Neymar yine Foden. Bazen 93'lük Kostic oynatıyorum. Çünkü doğru yerde doğru adam. Şu diziliş dünyanın en saçma dizilişidir sanırım. Ve onun dışında arkadaşlar İlker Casillas mesela en yüksek overall kaleciyken hiçbir halta yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Şöyle yapacağım ya. Gerçi yok. Böyle yapmayalım. Düşer o zaman. Matthews'u böyle alalım. Aynen. Böyle yapmak daha mantıklı. Şey buradaki rey kartı DOS'a çekmek istiyorum. DOS'a çektim. Maldini'yi buraya koydum. 3102 kolektif güçle devam ediyoruz. Rakip benim dizilişle gelmiş. Doğru dizilişe gelmiş. Sağ kanatta doğru bir figo oynatmış. Haaland doğru. Sol kanatta Mbappe çok doğru değil. Özellikle beklerin ikisi de çok iyi ayaklarını kullanabilen oyuncular. Harika işler yapmış. Mbappe haricinde adamın güzel bir katlosu var abi. Sağlam bir katlosu var. Casemiro da muhteşem. Mesela bizim burada yok edici bir Edgar Davids'imiz olsa, bir Makalemiz olsa problem yaşamayız. Ama şimdi Rijkaard'ın, Matthews'un problemlerini zaten göreceksiniz. Bu maçta belki fark bile yiyebiliriz. Ve başladık maçımıza. Rakip Haaland'la başlıyor. Tunç kardeşim haydi bakalım. Tunç başladı maça. Casemiro'yla Haaland şurada kanla var. Öyle geldik ayak koyduk abi. Ronaldinho, Cruyff, Haaland, Mbappe güzel paslaşmalar. Rijkaard'dan burada Mbappe'ye doğru. Mbappe güzel gitti. Mbappe içeride Haaland da var. Aa kaçtı. Messi 1-0 oldu. Tunca karşı hızlı başladık. Mbappe doğru açar, orta açan bir adam değil ama şu anlık gününde buna kanmayın kral. Ve iki hemen başladık. Rakipten bir santa daha Casemiro şurada Rijkaard'ı çektik alanda doğru ama Nice. Biraz ilerleyip sol tarafa plase bıraksa gol olmama ihtimali yok. Şurada Neymar hocam. Haaland. En yukarı Mbappe'ye doğru. Olmadı. De Ligt. Hem Messi hem Mbappe vardı orada. Gerçekten gol olma ihtimali çok yüksek derken De Bruyne. Haaland'dan önce Figo. Oy. Tunç. Nasıl kaçtı lan o? Şimdi Casillas'la başlıyoruz. Erling Haaland bıraktı Ronaldinho'ya. Ronaldinho inemedi aşağı. Figo geldi engel oldu. Şimdi Cannavaro, Messi, tamam Messi kaçıracak. Hallederiz. Şans anı rakip için. Top, aha Figo boş kaldı. Orta açarsa gol olur. Sonra diyorlar ki en iyisi Casillas. Casillas oynatan da kendine saygısı yoktur lan bu arada. Aha Haaland, gördüm oradaki boşluğu. İndir abi. Tamam Mbappe şöyle. Aa bizim Mbappe almıştı topu. Rijkaard, Ronaldinho bıraktı Messi'ye. Hocam Messi'den Ronaldinho'ya. Haaland bıraktı. Şöyle Mbappe'ye doğru. Kylian Mbappe. Tut lan onu. Tamam. Mbappe, Erling, Haaland vurdu. Cruyff. Ulan. Aha. Oyna geri. Tamam. Korner'e çıkardı Tunç. Şöyle bir orta. Hafif içeri doğru. Cruyff geldi kafaya. Neymar gelir misin bebeğim? Tamam. Messi.
Bindirin abi. Bindirin bindirin bindirin. Al da Cannavaro, al da. Şimdi Messi. Bıraktı hocam Ronaldinho'ya. Olmadı. Arnold. Hop bizde bizde. Rijkaard. Şuradan gördük Neymar'ı. Neymar. Şurada gördü Ronaldinho'yu. Ronaldinho'dan Cruyff'a. Cruyff kaldırdı. Erling Haaland vurdu. Rakibi şaşırttık. Çok tatlı bir gol attık. Yani çok zekice bir goldü ya. Tunç ben takipçim büyük ihtimalle geçmiyor diyecektim. Geçti büyük ihtimalle takipten çıktı Tunç beni. Hemen engellendin koçum. Hemen engellendin. Eyvallah Tunç. Sağ ol kanki. Hoca, hoca offside. Sant'ta taktiği unuttum herifin. Normalde geri çekiyordum bildiğiniz gibi. Çekmedim. Sant'ta taktiği vardı. O da son saniye olduğu için girmemesi. Gerçekten imkanı dahi yoktu. Ve aha bitirmedi hoca. Şöyle. Messi. Allah. Tamam. Hoca. Aa 45 artı 3 vermiş. Yoksa daha mantıklı oynardım. Ben 45 artı 1 falan verdi zannediyordum. Bir de buradan gol yemeyelim lan git. Ben 45 artı 1 falan verdim maç. Hatta aa bitirmedi diye şaşırdım. 45 artı 3 olduğunu bilsem daha güzel giderdim. Tunç kardeşim de eline sağlık. Güzel. Tamam denedik ettik baba. Güzel. Elimize kurmada sağlık yeter. Vazgeçiyoruz bundan. Şimdi geldik oyuncu rolleri. 102 ofansif orta saha. Bunu da aldık ofansif orta saha yaptık. Şunu şöyle koyduk. Şunu şöyle koyduk. Şöyle yaptık abi. Hatta yok. Bunu da böyle koyduk. Sonra... Hızlı davranmam gerekiyor. Bunu buraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Şöyle yaptık. Sağ bekle sağ kanatı değiştirelim abi. Sağ beke bunu koyalım. Sağ kanada da Arnold'u koyalım. Biraz daha biz böyle devam edelim. Çünkü o diziliş hani biz berabere kalıyor olsak da rakibin golü Santa'dan gelmiş olsa da beni tatmin etmiyor. Beni sarmıyor abi. Şimdi başladık Mbappe ile. Hem bekimizin hem kanadımızın olması bizi mutlu edebilir. Şurada Cruyff'u çok güzel kaçırdık. Ay kaleciye çıkacağım istedim kaleye vururdum. Cannavaro hocam. Rijkaard bıraktı Marquinhos'a. Bıraktı Arnold'a. Arnold'dan Messi'ye. Messi bıraktı. Mbappe vurdu Casillas. İki güzel hareket birden. Messi geliyor. Orta geliyor. Cruyff vurdu. 3-2 oldu. İki güzel hareket birden. Messi orta. Cruyff kafa golünü attı. Şimdi Frank Rijkaard hocam. Aldık geri. Santa taktiğini biliyorum herifin. Benim Santa taktiklerinden birini yapıyor. O yüzden şey yemeyeceğim bunu. Hocam Arnold. Arnold gidiyor. Cruyff de forvetlerden lan. Cruyff de forvetlerden. Oy. Oradan bir deneseydi o gireydi. Hocam Cruyff. Rijkaard. Şöyle gördü Neymar'ı. Cruyff bırak Neymar'a. O da bıraktı hocam Maldini'ye. Kastı mastı bir şeyler oldu. Şimdi Erling Haaland. Bak Cannavaro'yu çektik geri abi. Çekiyorum geri. Hop Cannavaro'yla hemen adamın atacağı yeri zaten bildik. Tamam. Rijkaard abi Casemiro oynasın 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 oynasın. Tekrar Cannavaro. Bak nasıl oyuncular doğru bölgede doğru merkezlerde. Az önceki kötü oyuncular bu oyuncular işte hocam. Neymar bıraktı Cruyff'a. Cruyff indi. Messi lan nasıl kaçırdın eşşi ol eşek ha. Sağlam geldi aşağı oyna aşağı oyna aşağıda adam boştu lan. O dizi oynuyorsan o aşağıya kontrol edeceksin sürekli. Tamam. Hayır be. Oğlum frikik golü yer miyiz? At lan güzel olur ha. Hoşuma gider. Şöyle. Oynasın bakalım. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ah be. Lan. Nasıl? Hayır be. Ha offside. Hocam. Oha. Oha. Ne kadar boş bir oyuncu attık. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Unut onu. Onu unut kanka. Casillas doğru bir adam atar mısın Allah aşkına ha? Tamam. Attığın adam da doğru bir adam atmadı. Casemiro. Hocam Lewandowski. Maldini. Aldık. Şöyle verdik olmadı. Rijkaard'la indirdik. Marquinhos'la indirdik. Evet. 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 Harika. Girse keşke be. Oğlum çok güzel vurdun lan. Aferin lan. Yani bizi yaşayabilecekken yaşayamadıklarımız bitirdi. Şimdi hocam geldik. Van Nistelrooy bıraktı. Oğlum niye her top ona gidiyor ya? Bu işte momentum rüzgarı oluyor arkadaşlar. O gol girene kadar ne yaparsan yap top senin sahandan çıkmıyor demeye getirecektim. Bunu gördünüz zaten. Son 15 dakikada ben hiçbir şekilde hiçbir pasın doğru yere gitmedi. Van Nistelrooy ve maçta az sonra bitecek. Hocam Van Nistelrooy bir saatte taktiğiyle gelen
Lan korneri ver bari be. Adam korneri attı Allah aşkına ya. Ya Konan böyle ufak tefek oyundan çok çirkin lan. Bize top oynattırmadın he. 96 tane pasım var benim, adamın kaç fazlası. Ama son 15 dakikada o gol olsun diye her şeyi de yaptın. Eline sağlık ama güzeldi. Ama dediğim gibi arkadaşlar, kolektif gücü gerçekten önem vermeyin. Ya da dizilişinizi doğru seçin. Toparlayamadık takımı. Aslında toparladık da son saniyelerde yediğimiz bir gol bizi beraberliğe götürdü. Elimize kolumuza sağlık. Videoyu beğenseniz like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.